İsrail Gazze'deki katliamı Lübnan'a da taşıyacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taydı. Devam eden 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail'e en sert eleştirileri yönelten lider oldu. Bölgedeki son gelişmeleri de aktaracağız. Netanyahu'nun planı ne? Savaş bölgeye yayılır mı? Bu sorulara yanıt arayacağız. Bir diğer çatışma bölgesi Ukrayna'daki son durumu da yine masaya yatıracağız. Yine dünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptı. Azerbaycan-Ermenistan arasında barışa dönük mesajlar verdi. İkili temasları kapsamında da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldiler. Şimdi konuklarımızı ben önce bir takdim edeyim. Sonra da İsrail-Lübnan hattında neler oluyor? Onunla ilgili haberimizi izleyeceğiz. TEPAV Dış Politika Direktörü, eski diplomat Gücü Gezer bizimle birlikte. Gücü Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Mine Hanım. Ünal Albay'ıma da buradan çok selamlarımı iletiyorum. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da bizimle birlikte. Ünal Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Mine Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Ben de Gürür Hanım'a saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bizden de size efendim çok saygılar. Şimdi Hizbullah'ı yıpratmak için yoğun hava saldırıları düzenliyor İsrail. Şu ana kadar da 569 Lübnanlıyı öldürdü. Lübnan Sağlık Bakanı katliam yapılıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Hizbullah ise ilk kez Tel Aviv'i hedef aldı. Mossad karargahını vurduğunu ileri sürdü. İsrail füzeleri havadan imha ettik diyor. Bir bakalım o hatta son duruma, sonrasında üstüne konuşacağız. İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında 2006 savaşından bu yana en şiddetli saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu Kuzey Okları adını verdiği operasyonla hem Hizbullah'ın lider kadrosunu hem de silah ve mühimmat depolarını hedef alıyor. Son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın füze ve roket biriminin komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü. Güneyde ise sivillerin yaşadığı bölgeler, apartmanlar hedef alınıyor. Yüzlerce kişi öldü. Hastanelerde ne yeterli yer ne de tıbbi malzeme var. Lübnan Sağlık Bakanı katliam yapılıyor dedi. Saldırılar sivillere, savunmasız kişilere, kadınlara ve çocuklara ciddi zararlar veriyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise bir kez daha Lübnanlılara seslendi. Nasrallah sizi uçurumun eşiğine sürüklüyor dedi. Hizbullah'ın sivilleri kalkan olarak kullandığını, silahların evlerde saklandığını savundu. Oturma odasında füze, garajında roket olanların evi kalmayacak. Hizbullah saldırıları karşılıksız bırakmıyor. İlk kez başkent Tel Aviv hedef alındı. İran destekli grup Mossad karargahını kader bir balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıkladı. Bunun çağrı cihazı ve telsizlere yapılan saldırıya misilleme olduğu belirtildi. İsrail ordusu ise füzenin hedefine ulaşamadan havada imha edildiğini açıkladı. İsrail'in bir sonraki aşamada Lübnan'ın güneyine kara saldırısı başlatabileceği belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da kara harekatı tatbikatı yapan birlikleri ziyaret etti. Bugün karşı karşıya geldiğimiz Hizbullah'la bir hafta önceki Hizbullah aynı değil. Emir komuta zinciri ağır darbe aldı. Daha fazla saldırıya hazırız. Axios haber sitesi ise farklı bir iddiayı gündeme taşıdı. Buna göre Hizbullah, İran'dan İsrail'e karşı saldırı düzenlemesini istedi. Ancak Tahran yönetimi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olması nedeniyle doğru zaman olmadığı yanıtını verdi. Pezeşkiyan ise İsrail'in İran'a tuzak kurarak savaşa çekmeye çalıştığını söylerken, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin veremeyiz diye konuştu. Ayrıca Hizbullah'ın tek başına İsrail'e karşı koyamayacağını belirterek tüm İslam ülkelerini dayanışmaya davet etti. Hiç keşverine doğru. Evet, son durum bu şekilde. Şimdi bir yandan da Türkiye İsrail saldırısı altındaki Lübnan'a yardım gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Beyrut'a indi. Bakalım bu haberin de görüntülerine, ayrıntılarına. Yardım malzemesi yüklü askeri kargo uçağı Beyrut Refik Hariri Havalimanı'nda Lübnan Sağlık Bakanı Firas El Ebyad ve Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandı.
Uçakla Lübnan'a 30 bin ton tıbbi malzeme ve ilaç temin edildi. Ayrıca Türkiye'nin 2010 yılında Sayda kentinde inşa ettiği Türk Hastanesi de şu anda hizmet veriyor. Hastanenin bulunduğu Sayda, İsrail'in saldırılarına hedef olan noktalar arasında. Peki, konuklarımıza dönelim. Şimdi son durum bu şekilde. Bir yandan da tabii arkadaşlarımızın bize son olarak yapılan açıklamaları aktardığını hatırlatarak İsrail Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin'den bir açıklama var. Lübnan'a karşı savaşta yeni bir merhaleye girdik. İsrail ordusu kara harekatı için hazırlanmalı ve aynı zamanda Kuzey İsrail'e konuşlandırılmak üzere de iki yedek tubay çağrıldığını duyurdular. Ünal Bey, sizinle başlayalım. Şimdi hem bundan sonra neler olabilir, İsrail'in saldırıları ne kadar ilerleyebilir? Bunları tabii böyle vaktimiz bol konuşacağız uzun uzun. Dün Birleşmiş Milletler vardı, Joe Biden'ın konuşmasını dinledik. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı olaylar, gündemler olduğu için biraz genel bir soruyla açmak isterim size. Nasıl görüyorsunuz şu anki noktayı? Şimdi tabii Mina Hanım, hatırlayalım, geçtiğimiz yıl içerisinde 7 Ekim'den itibaren başlayan çatışmalar bugünlere geldik. O gün şunu değerlendiriyorduk, konuştuk. Çok enine boyuna bunları tartıştık o dönemde. Hı hı. O çatışmanın en yoğun olduğu günlerde. Yani bu savaşın bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceğini, bu anlamda bir istidat barındırdığını hep ifade ettik. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyoruz, hakikaten dünya barışını, bölgesel barışı tehdit edecek şekilde İsrail'in bu saldırgan tutumuyla bu tabloyu maalesef görüyoruz. Bu Lübnan'a yönelik tabii ki harekat niyeti veya girişimini geçtiğimiz yıl içerisinde de yine o dönemde konuştuk bunları. Yani Gazze bittikten sonra, ki onların niyetlerini söylüyorum, Gazze'deki harekatı tamamlamayı müteakip kendilerince hedeflerine ulaştıktan sonra kuzeye yönelme ihtimalini o günler yine konuşuyorduk. Şimdi ve bugünlere geldik. Yani tabii kuzey bitti, işte Batı Şeria biliyorsunuz bir dönem geçtiğimiz süre içerisinde oraya yöneldiler. Daha sonra işte bölgesel haritanın değiştirilmesi meselesini biliyorsunuz Netanyahu önüne koydu. İsrail'siz bir Filistin'siz bir İsrail'in haritasını ortaya koydu. Bölgedeki haritaların değişeceğini, denklemlerin değişeceğini ortaya koydu. Biz de aslında şu anda bunu izliyoruz. Yani İsrail'in geldiğimiz bu noktada Lübnan'a yönelik bir saldırı, yani karadan da harekatı sürdürecek şekilde bir hazırlık içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte iki yedek tugayını göreve çağırması, işte biliyorsunuz olağanüstü durum bir hafta süreyle ilan etmiş olmaları, kuzeyde aldıkları tedbirler, lider odaklı operasyon ve yoğun hava saldırıları gibi enerjisini kuzeye kaydırdığında baktığımızda Lübnan'a operasyonun çapını genişleteceğini anlıyoruz. Şimdi an meselesi mi? Ben hemen an meselesi diyemem ama başlangıçta işte biliyorsunuz patlayıcı çağrı cihazlarıyla epey bir zayiat verdirdiler Hizbullah mensuplarına. Üst düzey liderlerini ortadan kaldıracak şekilde bir operasyonları oldu. Bu devam edebilir. Onun için lider odaklı dedim. Yani harbin ağırlık merkezi bazen lider odaklı olur. Bazen ekonomik tesis olabilir. Bazen askeri birlik olabilir. Bazen coğrafi bir bölge olabilir. Yani karşıdaki çatıştığınız hasmınızı
bu hedeflerden birisi üzerinde belirlersiniz. İsrail'in burada öncelikle lider odaklı bir operasyon peşinde olduğunu görüyoruz. İkinci planda da aynı şekilde veya eş güdümlü, eş zamanlı olarak da Hizbullah'ın füze şehirleri olarak adlandırdığı füze şehirlerine, yani füze stoklarına yönelik bir operasyon tehdit olmaktan çıkarmak amacıyla bunlara odaklı harekatı sürdürdüğünü İsrail'in görüyoruz. Bu noktaya tekrar baktığımızda lider odaklı bir operasyon, bunun devam edeceği anlaşılıyor. Ama Hizbullah üzerinde baskıyı arttırıp, Hizbullah üzerinde bir caydırıcılık etkisi yaratıp, lojistik destek unsurlarını, lojistik kanallarını kesip, füzeleri stokladığı, mühimmatlarını stokladığı, lojistik altyapısına da büyük zarar verdikten sonra belki o anki konjonktüre uygun olarak, ben onun için an meselesi demek istemedim. Bu az evvel söylediğim faaliyetleri tamamlamayı müteakip, işte hep tartıştığımız Litani Nehri'ne kadar olan bir bölgede tampon bölge oluşturulması için devreye girebilir.